Zonguldak'ta takla atan takside 17 yaşındaki Ahmet Efe Çalık'ın ölümüne, diğer yolcu 17 yaşındaki Miraç K.'nin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan şoför 22 yaşındaki Bayram S., 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kaldığı sürede değerlendirilerek sanığın tahliyesine karar verildi. Kaza, 2 Nisan'da Kilimli ilçesine giden sahil yolundaki Profesör Doktor Şaban Teoman Duralı -1 tünelinin çıkışında meydana geldi. 22 yaşındaki Bayram S., idaresindeki 67T0158 plakalı taksi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla atarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada takside yolcu olarak bulunan Ahmet Efe Çalık hayatını kaybetti, diğer yolcu Miraç K. ile sürücü Bayram S. yaralandı. Tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklanan Bayram S., hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Bayram S., Miraç K., Ahmet Efe Çalık'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı. Eşi ve çocuğuna bakmakla yükümlü olduğu için tahliyesini isteyen Bayram S., böyle bir şeyin yaşanmasını kimse istemez. Araç içinde ben de vardım, üçümüz de ölebilirdik. Bir şey ifade etmeyeceğini biliyorum ama aileden özür diliyorum. Takdir, mahkemenindir, diye konuştu. Ahmet Efe Çalık'ın babası Ayhan Çalık, en ağır şekilde cezalandırılsın. Resmen bir cinayet işlemiştir. Geride çok büyük bir acı bıraktı, dedi. Çalık ailesinin avukatı ise kazanın meydana geldiği tünelde hız sınırının 70 km olduğunu belirterek, daha temkinli olması gerekirdi. Hız sınırının iki katından fazla hızlı araç sürmüştür. Kaza sonucu henüz 17 yaşında olan gencecik bir çocuk ölmüştür. Kazanın oluşumuna bilinçli sebebiyet vermiştir. Bu haliyle ağır ve tam kusurludur, diye konuştu. Mahkeme heyeti, Bayram S.'yi, bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek, suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde kaldığı sürede değerlendirilerek sanığın tahliyesine karar verildi. Duruşma çıkışında konuşan Çalık ailesinin avukatı Zafer Özer, karara itiraz edeceklerini belirterek, ölenin yakınları, perişan haldedir. Kazanın oluşumuna, saatte 160 km hızla seyretmesi sonucu asli ve tam kusurlu olarak sanık sebebiyet vermiştir. Adeta bir cinayet işlenmiştir. Mahkemenin verdiği karar, son derece yetersiz kalmıştır. Bu tür suçlarda Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesi gereği ceza aralığı 2 yıldan 15 yıladır, dedi. Ahmet Efe Çalık'ı amcası Orhan Çalık ise, taksirle adam öldürmekten yargılanan bir tane taksi şoförü 5 yılla dışarı çıkmıştır. Adalete inancımız kalmamıştır. 160 km hızla giderken gencecik bir çocuğu öldürmüştür. Bu, bir katliamdır. Bu, bir katildir. Bunun 5 yılla ceza alması hukuka sığmayacak bir yerdedir, diye konuştu. Thank you.